Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Axolotl'un yavru halinden yetişkinliğe geçene kadarki döneme kadar nasıl bakılmalı hakkında bir video yayınlayacağım. Ayrıca Türkiye'de Axolotl ile ilgili bir kanal da var. Axolotl Türkiye. Bu kanala da üye olursanız bu sevimli hayvan hakkında çok daha bilgi edinebilirsiniz. Peki bu videomda neler bulacaksınız? Axolotl yumurta bakımı nasıl olur? Axolotl yavruları birbirlerini yer mi? Axolotl kendi yavrularını yer mi? Axolotl yumurtadan ne zaman çıkar? Axolotl'ın bir kerede kaç yumurtası olur? Axolotl yavrusu yem yemeden kaç gün yaşar? Axolotl yavrusu nasıl hızlı büyür? Axolotl ne zaman yavrular? Axolotl yavrularını ne sıklıkla beslemeliyiz? Axolotl üretimi nasıl olur? Axolotl yavru akvaryumu nasıl olmalı? Axolotl ne sıklıkla yavrular? Gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olun. Axolotl Meksika semenderi kış sonunda ve ilkbahar başında sular hafif ısınmaya başladığında üremeye başlar. Burada günlerin uzamasının da rolü çok büyüktür. Akvaryumunuzun gün ışığı gören bir yerde olması da önemlidir. Ayrıca su sıcaklığının düşük olması da etkileyen nedenlerdir. Edinilen tecrübelere göre 20-22 derecelerde ayrı ayrı akvaryumlarda tutulan axolotl'lar daha sonra 12-14 derecelik akvaryumlara alındıklarında üreme güdüleri tetiklenir. Tabi dişinin burada olgunluğa erişmiş olması çok önemli. Ayrıca eğer akvaryum suyu sıcaksa üretim olmaz. Suyun sıcaklığını düşürmek için ya soğuk su eklemek ya da buz eklemek gerekir. Yumurtlama 12 ila 72 saat sonra gerçekleşir. Akvaryum dekorunda ayrı ayrı 1500 axolotl yumurtası olabilir. Üretim akvaryumunda bitkiler mutlaka olmalıdır. Yumurta dökme işlemi biter bitmez yumurtaları veya yetişkinleri çıkartın. Çünkü axolotl'lar kendi yumurtalarını yemeye meyillidirler. 22-23 derecedeki yumurtalar yaklaşık 15 gün içinde yumurtadan çıkacaktır. 20-22 derecelik sıcaklıkta 9 gün kadar yavrular tutulursa larvalar güvenli sıcaklık aralığının en üstünde tutulduğundan daha yüksek bir oranda 2 cm'e kadar büyürler. 75 litrelik bir akvaryumda 100 adet kadar yavru besleyebilirsiniz. Bununla birlikte buluçkadan çıkan axolotl'ları 10'lu 20'li gruplara ayırmanızda da fayda vardır. Yeni doğan axolotl'lar hemen dışarıdan beslenmeye başlamaz. Bu zaman içinde bellerine sarılı ve krem renginde olan yumurta sarısını emerler. Bu 48 saat sonra yavruların hemen ve büyük miktarda minik canlılar ile beslenmeye başlanması gerekir. Bu sebepten dolayı bu süre sonunda yemin hemen hazır olmasında fayda vardır. Bazen tek tür yemi de yemeği reddedeceklerinden değişik yemlerle beslemenizde fayda vardır. Sadece ön ayakları olduğu için avlanmaya gidemezler. Bu yüzden de axolotl yavruları 2 cm olana kadar sadece hareket eden şeylere tepki vereceğinden su piresi ya da artemia gibi besinlerin verilmesi gerekir. Bunun dışında vereceğiniz cansız yemlere ilgi göstermeyecekler ve eğer birbirlerini yemezlerse öleceklerdir. Arka ayakları geliştiği zaman ancak aktif şekilde avlanmaya giderler. Bu durumda kan kurdu ve diğer yemlerden yemeye başlayabilir. Yalnız bu zamanlarda bazı axolotl'lar diğerlerine göre daha hızlı olduğundan artemia ve su piresi vermeye de devam eder. Ayrıca 3 mm kalınlığındaki kuru ama yumuşak yemlerden de verebilirsiniz. Size tavsiyem somon ya da alabalık katkılı yemleri vermelidir.
ince şeritler halinde dana kalbi de verebilirsiniz. Günde 2 kere beslemeye çalışın. Çünkü küçük aglolotlar diğer yavruları yemeye de meyillidirler. Bunu önlemenin bir başka yolu da akvaryumu yoğun bir şekilde bitkilendirmek veya akvaryum ışıklarını kısmaktır. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Eğer ışıkları da kısar ya da kapatırsanız aglolotlar yem yemeyi de keseceklerdir. Bu küçüklükteki aglolotların karşısındaki en büyük sorun yeteri kadar yem yemedikleri zaman bağırsaklarında kabarcıkların oluşmasıdır. Bu durumdaki yavru yukarı aşağı yüzme eğilimidir. Bu gibi durumlarda hemen yavruyu akvaryumdan çıkartın ve boyuna kadar su dolu olan bir akvaryum alın. Yavruyu bir cımbız yardımıyla beslemeye başlayın. 1-2 günde böyle besleyin. Yavru bağırsaklarındaki kabarcıklardan kurtulur. İyileşen yavruyu tekrardan ana akvaryuma alabilirsiniz. Burada şu sonucu çıkartabiliriz. Ne kadar az yavru bir akvaryumda olursa o kadar iyi beslenir ve o kadar az hasarlı olur. 4 mm'de olunca aglolotl'ın ön ve arka ayakları oluşmuş olur. Bu dönem en çok yavruların birbirini yediği dönemdir. Bunu engellemenin bir başka yolu da yavruların bulunduğu akvaryumdaki yavru sayısını azaltmaktır. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Akvaryumda bulunan filtrelerin hipofiltre olmasına dikkat edin. Böylece yavru aglolotların filtre tarafından emilip kaybedilme riskini ortadan kaldırırız. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken bir başka konu da su değerleri ve temizliğidir. Su ne kadar temiz olursa hastalanma ve ölme oranları o derece az olacak. Bu yüzden yenmemiş yemleri mutlaka akvaryumdan çıkar. Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Bu yavrular 11 mm boyunda doğar. Yumurtadan çıkmadan hemen önce normal su seviyesi yaklaşık 3 veya 4 cm'ye düşür. Böylece akvaryumdaki herhangi bir canlı yeme yavruların erişimi çok daha kolay olacaktır. Yavruların çoğu yumurtadan çıktıktan sonra içinde yavru kalan yumurtalardan yavruları çıkartmak için yumurtaların jöle ceketini yırtmak iyi bir fikirdir. Bu keskin ve dar bir makas kullanılarak yapılabilir. Böylece yavruların yaşama olasılığı arttırılır. Yavruların uzunluğu yaklaşık 5 cm olduğunda arka ayakları bu noktada tam olarak gelişmemiştir. Ancak oldukça belirgindir. Bu boyutta geldiklerinde az önce bahsettiğim kuru yemlerden aglolotl'larınıza verebilirsiniz. Arka bacaklar tamamen geliştikten sonra yavrular artık yetişkinlerin minyatür versiyonlarıdır. Büyüme istikrarlı olmalıdır ve gençler küçük toprak solucanlarını ya da küçük olan ve bütün toprak solucanlarını yiyebilirler. Donmuş kan solucanlarının biraz pahalı olabilir ama aglolotl'ınızın boyu yaklaşık 2,5-4 cm olduğunda çoğu akvaris gibi aglolotl'larınızın hazır yem ile besleyebilirsiniz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Verdiğiniz yiyecekleri çeşitlendirirken bunu ani bir şekilde yapmak yerine yavaş yavaş değiştirdiğinizden emin olun. Aglolotl'lar yeni yiyecekleri almaya başlaması birkaç gün sürebilir. Arkadaşlar, bu hayvanı artık vahşi ortamda görmek hemen hemen imkansızdır. Çok kolay üremesine rağmen insan müdahalesi ve bazı bölgelerde yemek olarak tüketilmesi sonucu bu hayvanı sadece ve sadece akvaryum ortamında ya da laboratuvarlarda görebiliriz. 20 yıl kadar yaşayabilirler ama vücutları ve derileri özellikle çok hassas olduğundan ele alınması aglolotl'lara zarar verebilmektedir. Gene de bu hayvan vahşi doğadaki semenderlere benzemez ve evdeki akvaryumunuzda yaşatabileceğiniz ve arkadaşlarınızla gösterebileceğiniz eşsiz bir hayvandır. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Ayrıca bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Tabii ki aşağıdaki linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Gene bana acil bir şey olduğunda Messenger'da da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.